Merhaba arkadaşlar, bu haftaki etkinliğimiz trafik ve ilk yardım etkinliği. Trafik ve ilk yardım Mayıs ayının ilk haftası kutlanıyor ve biz de bununla ilgili faaliyetimizi yapacağız. Faaliyetimizde trafik lambası ve araba yapacağız. Trafik lambamız için trafik lambasının kalıbını hazırladım. Işıkları için yeşil, sarı ve kırmızı küçük daireler. Arabamız için ben böyle bir kalıp hazırladım ama tabii ki siz nasıl olmasını isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Arabam için de 2 tane cam, 2 tane tekerlek. Arabamın gözü için beyaz ve siyah daire ve far lambası için de sarı bir daire hazırladım. Trafik lambamızı yaparken öncelikle ışıklarını yapıştırıyoruz. Işıklar, kırmızı ışık neydi arkadaşlar? Kırmızı ışıkta durmamız gerekiyordu. Sarı ışıkta hazırlanmamız gerekiyordu. Ve yeşil ışıkta da araçlar için geçiş, yayalar için durmamız gerekiyordu. Arabamızı yaparken de aynı şekilde öncelikle arabamızın camlarını yapıştıralım. Araç içi kurallarımız neydi? Araç içerisinde çocukların arkada oturması gerekiyordu ve emniyet kemerimizi mutlaka takmamız gerekiyordu arkadaşlar. Arabamızın tekerlerini de yapıştıralım. Trafik kuralları neden vardı? Trafiğin kolay akışının sağlanması için, yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için düzenlenen kurallardı bunlar. Arabamızın gözlerini de yapıştırıyoruz. Ben gözlerini yapıştırırken siyah kartondan daire kestim. Ama siz bunu tabii ki pastel boyanızla ya da keçeli boyalarınızla da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Arabamız ve trafik lambamız hazır. Arabamızı ve trafik lambamızı yola yerleştirmemiz gerekiyor. Ben bunun için beyaz zemin üzerine siyah şeritten bir yol hazırladım. Siz siyah şerit yerine pastel boyanızla da yol yapabilirsiniz. Trafik lambamızı yolumuza yapıştıralım. Bu şekilde. Yolumuza yapıştırıyoruz. Arabamızı da yolumuzun üstüne yapıştıralım. Evet, arabamızı yolumuza yapıştırdıktan sonra yolun üzerinde yaya geçitleri, yaya şeritleri bulunuyor. Yaya şeritleri neden vardı? Araçlar trafik lambalarının olduğu yerde dururken yayaların güvenli bir şekilde geçmesi gerektiği yerlerde bulunmaktaydı. Yayalar, tabii ki ben buradaki şeritleri daha öncesinden hazırladım ama şeritleri böyle beyaz kağıttan kesip siz de hazırlayabilirsiniz ya da pastel boyayla da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yayalarımız karşıdan karşıya geçerken ışıklara ve yaya geçidine dikkat ediyorlar. Yaya geçidi ve ışıkların olmadığı yerlerde de öncelikle sola, sonra tekrar sağa ve sonra tekrar sola bakıp o şekilde dikkat ederek karşıdan karşıya geçmeliler. Faaliyetimiz bu kadar. Siz faaliyetin devamını pastel boyanızla ağaç, kaldırım, ev, gökyüzü yapabilirsiniz. Ya da evlerinizde ağaç çıkartması, araba çıkartmaları varsa onları da kullanarak faaliyetimizi bitirebilirsiniz. Bilgilendirmemiz, faaliyetimiz bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.